Gel. Didem. Ya amca, ben sana bir şey söylemek istiyor. Söylesin yani, söyle. Amca, ben Doşlant'a geri dönmek istiyor. Olmaz öyle şey Didem. Abim zaten her gün Kazakistan'dan arayıp duruyor. Almanya'ya annenin yanına gittiğini öğrenirse beni kıtır kıtır keser şerefsizim. Ama amca, ben Almanya'yı çok özledi. Hani aile özledi, arkadaşı özledi. Herkesi çok özledi. Sonra ben kendi yatağımda mışıl mışıl uyumak istiyor. O yüzden de pasaportu geri istiyor. Nein Didem, unmöglich. Abime söz verdim, biliyorsun. Hiçbir yere gidemezsin. Ben de kaçarım. Pasaportum bendeyken hiçbir yere gidemezsin. Ayrıca İstanbul'un nesi var? Taşı toprağı altın şerefsizim. Sen Almanya'da tezgah açıp limon satabilir misin? Satamazsın. Ama Türkiye'de her şeyi yapabilirsin. Gözlerini aç, gözlerini. Ya amca, beni niye anlamıyorsun? Beni kimse anlamıyor. Ben gitmek istiyor diyor. Gel bakalım yavrum. Amca. Canım, hadi canım. Ben eşeğimi sağlam kazağa bağlayayım da ne olur ne olmaz. Buyurun amirim, beni mi çağırdınız? Eşek dedim, keçi demedim, keçi. İyi, keçi amirim. Şire. İmparatorluğu böyle dimdik ayaktayken temelinin sağlam olmamasından dolayı sallanmaya başladı. Neden tabii ki yıkıldı. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sebeplerini genellersek kadınların saray işlerine karışmaları, kapitülasyonlar, bu... Gel. Affedersiniz öğretmenim, dersinizi böldüm. Ne oldu, neyin var senin? Yok bir şeyim öğretmenim. Var bir şey, var. Var bir şey. Sen otur bakayım, Sedat yerine geç. Açın kitaplarınızın Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sebepleri kısmını. Çalışın, gelince ben anlatacaksınız. Çalışın. Ya ne oldu, söyle bakayım bana, niye ağlıyorsun? Affet öğretmenim. Ben çok mutsuzum. Ben Deutschland özledi. Arkadaş özledi. Anne özledi. Herkesi çok özledi. Tamam ama ağlama, buluruz bir çaresini. Ben ne yapacak şimdi bilmiyor. Pasport amcada. Amca geri vermiyor. Ben annemi istiyor. Tamam. Tamam, ay çok iyi anlıyorum seni. Annesizliğin ne demek olduğunu benden daha iyi kim bilebilir? Tamam, amcandan alacağım ben pasaportu, merak etme. Ya gerçek, alacak mısınız? Alacağım, tamam. Tamam. Ama bak, bir iki günlüğüne gidip geleceksin, tamam mı? Burada eğitimine devam etmeni istiyorum. Söz mü? Ya söz. Söz mü? Söz. Hah, tamam. Şimdi git yüzünü yıka, bir daha böyle ağlarken görmeyeyim. Çok teşekkür ederim. O da benimle evlenmek istiyor, anlamıyor musun be adam? Hayır babacığım, istemiyor. Ben kendisiyle konuştum. Kaç oradan yalancı, istemiyormuş. Bal gibi de istiyor. Babacığım niçin yalan söyleyeyim size? Zaten birazdan kendisi de gelip söyleyecek. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ben bir kadın neyi isteyip istemediğini gözlerine bir bakışla anlarım. Afet Hanım beni istiyor, o kadar. Ah. Oo, Afet Hanımcığım hoş geldiniz. Biz de zaten şimdi tam sizden bahsediyorduk. Efendim, galiba Didem'in pasaportu sizdeymiş. Pasaportu mu? Ha evet, bende ne olacak? Ben onu biraz rica edebilir miyim sizden? Hayır efendim, edemezsiniz. Hayatta o pasaportu size veremem. Eğer o pasaportu size verirsem, Erman abim beni dolmalık kabak gibi oyar şerefsizim. Başınıza kötü bir şey gelmeyecek. Yani bir haftalığına istiyorum pasaportu. Bir hafta sonra ben size tekrar geri vereceğim onu. Anlamadınız galiba. Vermem diyorum. Olmaz diyorum. Ay, bana hiç güvenmiyor musunuz? Ben hayatta babama... Yani hiç kimseye güvenmem. Öyle mi?
evlenmek istiyorsunuz değil mi? Hem de nasıl, evet. O halde gelin bu akşam beni isteyin. Aman Allah'ım. Bekliyorum. Sizinle akraba olmayı hasretle bekliyorum. Görüşürüz. Yahu saçmalamayın. Nereye? Abidan'la bir şey konuşacaktım baba. Akşam istemeye gideceğiz ya, orada konuşursun. Acelen nedir? Geç otur yerine. Hadi. Geç. Peki baba.